Siirt'in yolları da adeta unutuldu. Gerçekten bugün işte Batman Havalimanı'na indik. Siirt'e gelene kadar 90 kilometrelik bir yol ama yani herhalde şu son bir yıldır ben bu kadar bakımsız ve ihmal edilmiş bir yol gerçekten görmedim Türkiye'de. Tüm Türkiye'ye duble yollarla bir bakıma övünülürken Siirt-Eruh arası hala bitirilemiyor. Bu gerçekten uzun ömürlü bir aşkmış. Böyle anlaşılıyor. Bu yaşanan zorluklar arkadaşlar Siirt'in kaderi değil, bunu bilin. Bu yönetim, bu yanlışlıklar, bu kötü yönetim Siirt'in kaderi de değil, ülkenin kaderi de değil. Bunu biz hep beraber değiştiririz inşallah. Hep beraber. Ülkemiz şu anda derin bir yönetim krizinin içinde. Adına Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi denen, aslında tam bir sistemsizlik olan bu süreçte her birimiz için hayati önemdeki birçok karar tek bir kişinin imzasıyla alınıyor. İstişare mekanizmalarını ortadan kaldıran bu sistemde tek bir kişi her şeye karar veriyor. Birleşmiş Milletler'e gittiğinde dünya beşten büyüktür diyenler Türkiye'nin de birden daha büyük olduğunu unutuyor. Bugün halkımızın %98'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. Fakat pek çok önemli karar bu meclise gelmiyor bile. Tek bir imzayla milyonları etkileyecek adımlar atılabiliyor. Adeta öyle bir durumla karşı karşıyayız ki %98 temsil gücü olan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 84 milyonda bir kişiden daha büyük olamıyor arkadaşlar. Türkiye bir merciden, tek kişiden ibaret değildir ve Türkiye birden büyüktür. İşte bu yüzden biz parti programımızı yazarken ve 9 Mart tarihinde de kamuoyumuzu açıklarken açıkça bu sistemi değiştireceğimizi yazdık. Biz yola çıktığımız ilk gün daha 9 Mart'ta tüm Türkiye'ye güçlendirilmiş parlamenter sistemi vaat ettik. Evet arkadaşlar, biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayata geçirmeyi halkımıza taahhüt ediyoruz. Çünkü her türlü keyfiliği sıradan hale getiren mevcut yönetim sisteminde denge ve denetleme mekanizmaları tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Meclis ve yargı işlevini önemli ölçüde yitirmiş durumda. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkeleri terk edilmiş durumda. Siyasal kutuplaşma ve toplumsal bölünme gittikçe derinleşiyor. Hatırlayın, yeni sistemle beraber istikrar, ekonomik büyüme ve huzur getireceklerini vaat ettiler. Hepiniz hatırlıyorsunuz herhalde. Hatırlayın, bu yeni sisteme geçerkenki anayasa değişikliğinde televizyon kanallarını kanal kanal dolaştılar. Mitinglerde, meydanlarda dediler ki, siz yeter ki şu sisteme bir oy verin, görün koalisyonlar devri bitecek bu ülkede. Ne oldu? Bırakın koalisyonları, önceden ittifak kurup da seçime girme zorunda kaldı kendileri. Peki ne sonuç elde ettik? Ne oldu? Şöyle bunun muhasebesini yapmak lazım değil mi? Burada iş dünyasının arkadaşlar da vardır. Böyle dönem sonlarında bir muhasebe yapılır. 3 aylık dönemlerde, yıl sonunda kâr mı ettik, zarar mı ettik? Ne oldu? Bunun bir hesabı yapılır. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulandığı günden bugüne kadar ne yaptılar? Ekonomiyi bir sefer dibe batırdılar. Hukuku dibe batırdılar. Demokrasiyi dibe batırdılar. İşte biz Deva Partisi olarak sorunlarımızı derinleştiren, siyasal kutuplaşmayı ve toplumsal bölünmeyi körükleyen bu sisteme son vereceğiz. Biz Deva Partisi olarak güçlü, uzun vadeli ve istikrarlı yönetim sistemini tesis etmeyi amaçladık ve yolumuzda yürüyoruz artık. Parlamenter sistem dediğimizde değerli arkadaşlar aklınıza sakın bu eski sistem gelmesin.
Aziz milletimiz bu konuda da müsterih olsun. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimiz, Türkiye'nin o 1980 darbesinden sonra getirilen anayasanın devamı değil. 90'lı yılların sistemi de hiç değil. Deva Partisi olarak biz kuvvetler ayrılığına ve insan haklarına dayanan güçlü hükümet, güçlü meclis ve güçlü yargıyı esas alan güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız. Şimdi güçler ayrımı diyoruz değil mi arkadaşlar? Güçler ayrımı. Bu biraz da teknik bir tabir. Güçler ayrımı nedir? Yürütmenin yani hükümetin, yasamanın yani meclisin ve yargının ayrı ayrı çalışması, hiçbirisinin birbirinin üzerinde olmamasıdır. Peki bu niye önemlidir? Çok önemli bir söz var arkadaşlar. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada bilinen bir söz. Güç yozlaştırır. Uzun süre güç kullanımı ve mutlak güç de mutlaka yozlaştırır. İşte bu yürütme ergini elinde tutanlar, yani hükümet, süreyi biraz uzatınca hatalar yapmaya başlıyor. Oturdukları koltukları kendilerini zannetmeye başlıyorlar. Bu devletin her bir geliri vatandaşından topladığı vergiden oluşuyor. Bakın, burada içtiğimiz suyun içerisinde vergi var. Yaktığımız elektrik içerisinde vergi var. Hatta elektrik parasının bir kısmı da TRT'ye gidiyor. Bütün millet ödüyor bunu. Bütün milletten toplanan verginin nereye nasıl harcanacağının mutlaka meclis tarafından bütçeyle belirlenmesi gerekiyor. Keyfiliğin olmaması gerekiyor. Bu milletin kaynaklarının yine bu millet için harcanması gerekiyor. Eğer güçler ayrımı olmazsa, yani meclisin yürütme üzerinde, hükümet üzerinde denetim olmazsa, yine yargının, ki burada özellikle üst yargı, Anayasa Mahkemesi çok önemlidir, hükümet üzerindeki denetim olmazsa, denetimsiz bir yönetim, hele hele uzun süre iş başındaysa, maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de büyük yanlışların içerisine düşebiliyor. İşte bunun için hükümetin, meclisin ve yargının güçlerinin ayrı ayrı işlemesi gerekiyor. Peki güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimiz neyi içeriyor? Gelin hep birlikte bunu bir sıralayalım. Hep birlikte tek tek sizlerle paylaşalım. Birincisi, Cumhurbaşkanlığı makamının halen geçerli olan anayasadaki yemin metninde de vurgulandığı gibi tarafsız olmasını sağlayacağız. Partili bir cumhurbaşkanı tarafsız olamaz arkadaşlar. Hem bir partinin genel başkanı olup da, diğer partilere karşı cephe alıp da ben tarafsızım diyemez. Hem üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getireceğim diye anayasa gereği yemin eden, hem de bir partinin genel başkanı olup diğer partileri ve partilileri karşısına alan bir cumhurbaşkanlığı makamı olamaz. O zaman işte bu ülke bölünür, parçalanır, öteki olur, beriki olur. Kutuplar olur, kutuplaşma olur. Bu toplumun birliğini, bütünlüğünü sağlayamazsınız. İnsanları kucaklayamazsınız. İkincisi, bakanlara daha çok yetki ve daha çok sorumluluk vereceğiz. Bakanlıkları ve devlet kurumlarını güçlendireceğiz. Ve yürütme yetkilerini aşağı kademelere doğru delege edeceğiz. Siz bütün bu koskoca ülkenin her kararının, yani süt fiyatından buğday taban fiyatına kadar tutun da Covid salgını sebebiyle okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak, bütün bunları eğer tek bir kişiye bağlarsanız o kişinin 24 saati var, haftada 7 günü var, mümkün değil altından kalkması. 84 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Her şeyi ben bileyim, her şeyi ben karar vereyim dediğinizde o ülke yürümez artık. En basit işler tıkanır, bürokrasi çalışamaz. Bu kadar büyük ülkenin mutlaka yukarıdan aşağı sorumluluğu ve yetkiyi delege ederek tek tek her bir yönetici güçlü kılarak ancak yönetebilirsiniz. Üçüncüsü, yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Yerelin sorununu en iyi yerel çözer. Ankara'dan bu koskoca ülkenin bütün detaylarıyla bilinmesi, takip edilmesi, sorunların çözülmesi imkansız.
Bunu her yerde görüyoruz. Her bir ilimizde, ilçemizde görüyoruz. Ziyaret ettiğimiz her yerde görüyoruz. Yerel yönetimlere çok daha fazla yetki vereceğiz. Ve doğrudan halk tarafından seçilenlerin çok daha büyük bir sorumluluk hissiyle çalıştığını da biz gayet iyi biliyoruz.